Kısa bir aradan herkese merhaba. Ben Derya. Ben Birol. Bugün yine... Bir ses duyuyor musun ya? Evet. Ne oldu? Oo, artıyor. Böyle bir şey var. Bir coşkulu panayır gibi oldu. Sirk mi geçiyor? Bilmiyorum, bir şey geçiyor ama. Bayağı panayır oldu ya burası. Ben dayanamıyorum. O zaman hemen başlatayım ben. Üstümüzden bir fil geçiyor. Fil geçiyor bak, fil geçiyor. Bak, bak, bak. Daha geçti. Evet efendim. Bu bölümün konusu ve konu büyük setleriyle bilinen, her filmi karnaval havasında geçen ünlü İtalyan yönetmen Federico Fellini. Federico Fellini 20 Ocak 1920'de İtalya'nın sahil kasabası olan Rimini'de doğdu. Çocukluğunun geçtiği bu şehir ve gençlik yıllarını yaşadığı Roma onun filmlerinin vazgeçilmesi olacaktı. Fellini 10 yaşındayken evden kaçmış, bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. 10 yaşında evden kaçıyor ve bir süre sirklerde çalışıyor. Herhalde ki sirk hayatı onu çok etkilemiş olacak ki daha sonra filmlerinin altyapısını bu sirk hayatı oluşturuyor. Yine her zaman olduğu gibi çocukluğumuzda yaşadıklarımızın sanat hayatına etkilerini görüyoruz. Fellini'nin sanat yolculuğu 1938'de başladı Derya. Sanat yolculuğu deyince şimdi sanat eğitimine başladı gibi algılanacak ama öyle değil. Tam öyle değil, ben sana anlatayım istiyorsan. 1938 yılında Federico Fellini Floransa'da hukuk fakültesine kaydoluyor ama bir gün bile okula gitmiyor. Çünkü onun yerine başka bir dala, yani sanata yöneliyor. Karikatüristlik yapıyor, dergilere mizah yapıyor. Bir yıl sonra gazeteci olma hayaliyle Roma'ya gidiyor. Roma yıllarının başlarında çizdiği karikatürleri lokantalarda satıyor. Bunu biliyor muydun? Bunu bilmiyordum. Geliyor ama... bana böyle bildiğin kazı kazan satar gibi karikatür satıyormuş. Düşünsene bir denk geldiğimizde ve bir karikatürünü alabildiğimizde şahane olmaz mıydı? Şahane olurdu. Çok güzel olurdu. Bu lokanta döneminden bir süre sonra dışarıdan birçok dergi ve gazeteye karikatüristik, gazetecilik ve öykü yazarlığı yapıyor. Ve kısa bir süre sonra haftalık bir hiciv dergisinin yayın kuruluna giriyor. Aynı yıl onu sinemaya yönlendirecek olan oyuncu Aldo Fabrizi ile tanışıyor. Onunla birlikte skeçlerde ve radyo programlarında yazarlık, oyunculuk ve çeşitli görevler yapıyor. Ve yazdığı bir radyo dizisine rol alan ileride evleneceği oyuncu Giulietta Masina ile tanışıyor. 1943 yılında evlenen çift birçok filmde beraber çalışıyor daha sonra. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasından ayağa kalkmaya çalışan asık suratlı Roma'da birkaç arkadaşıyla birlikte Komik Surat Dükkanı adında bir karikatür atölyesi açmıştı Fellini. Komik Surat Dükkanı? Evet, düşünsene. 1944'te müttefiklerin Roma'yı ele geçirmesinden sonra açtıkları bu atölyede askerlere karikatürlerini çiziyorlarmış efendim. Derya düşün, bir dünya savaşı ve sonrasında yıkılmış bir Avrupa ve zihnen yıkılmış bir dünya. Ve bütün bu kötülüklerin arasında, bütün bu tersliklerin ve zalimliklerin arasında elbette bunun karşısında umut, eğlence ve neşe de olmalı. İşte Fellini ikisini birden bize anlatıyor, hatırlatıyor diyebiliriz. Komik Surat Dükkanı kısa bir dönemini kapladı belki hayatında ama Fellini sineması bu ayrıntıda gizli aslında dediğin gibi. Derya, bu Komik Surat Dükkanı aslında o dönemin Roma'sında bir buluşma yeri haline geliyor. Hatta ünlü yönetmen Roberto Rossellini de bunun müdavimlerinden biri. Ve bir gün Fellini'ye gidiyor. Onun kendi senaryo gruplarının içinde yer almasını istiyor. Hı hı. Hatta yakın arkadaşı aktör Aldo Fabrizi'yi de ikna etmesini söylüyor. Ve böylece Roma Açık Şehir filmi Fellini'nin sinemaya attığı ilk adım oluyor. Artık sinemanın büyüsüne kapılmıştır Fellini. Eğer sinema buysa, eğer onu bu şekilde sonuna dek özgür ve çocuksu bir biçimde yapmak mümkünse, bu dünyaya ait olmam daha iyi olabilecekmiş gibi geldi diyor kendisi. Ne kadar güzel söylüyor. Demek ki ait olduğu dünyayı bulmuş. Senarist ve yardımcı yönetmen olarak çalıştığı birçok filmden sonra 1950 yılında filmografisinin ilk filmi olan Varyete Işıkları'nı çekiyor Fellini. Fellini bir de filmlerinde devamlı olan anlatımlar kullanmazmış. Genelde böyle imgesel kesitler sunarmış izleyiciye. O yüzden izleyicinin gerçeği kendisini bulmasını istermiş daha çok. Yani izleyicinin de kendi fikirlerini ve hayal gücünü katmasını istiyor sanırım. Evet. Bu yönü onun filmlerini bazı izleyiciler tarafından anlaşılmaz kılar. Hatta bu durumla ilgili bir anekdot var, biliyor musun? Neymiş? Fellini bir gün bir taksiye biniyor ve taksici Fellini'yi görünce
soruyor. Fefe neden bizim anlamadığımız filmler yapıyorsun diyor. Bu arada Fefe onun... Derken? Fefe, Federico Fellini'nin takma lakabı. Adı. Evet, lakabı bir anlamda. Ne cevap vermiş peki? Ne cevap verse beğenirsin. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Gerçek basit bir şey değildir. Çok iyi demiş. Hadi bunu da söyle o zaman. Hadi söyleyeyim. Fefe, Federico Fellini kaç tane Oscar ödülü kazanmış efendim? Federico Fellini sinema kariyeri boyunca 4 kez en iyi yabancı film Oscar'ı kazanmış. İlk Oscar kazandığı film hangisi biliyor musun? Bilmiyorum. 1954 yılında çektiği La Strada, yani Sonsuz Sokaklar. Fellini birçok filminde olduğu gibi bu filminde de sirk motifini kullanmış. Programın başında da söylediğimiz gibi sirk hayatı çocukluğundan beri bir tutkusu Fellini'nin. Ya sirk yaşamını kendisi ya da metaforu sık sık filmlerinde bu nedenle karşımıza çıkmaktadır. Bu filmin ardından Cabiria'nın Geceleri, 8,5 ve Amarcord filmleriyle 3 kez daha Oscar heykelciği sahibi olur Fellini. Birçok filmi gibi sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri sayılan, anımsıyorum, hatırlıyorum anlamına gelen Amarcord filmi, Fellini'nin çocukluk anılarından oluşmuş. Yani aslında oraya bakınca Fellini'nin çocukluğunu izleyebiliyoruz. Aynen öyle. Tüm filmleri hayatından parçalar içeriyor Fellini'nin. O hayatını filmlerine yansıtan bir yönetmen, hayatını bize film olarak izletiyor desek yanlış olmaz. Kendi hayatından çok fazla öğe ve hatıra katıyor. Derya, yine dünya sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilen La Dolce Vita, yani Tatlı Hayat filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanıyor Fellini. Başka filmlerinde de olduğu gibi bu filminde de erkeklerin var olma mücadelesini kadınlar üzerinden anlatıyor. Yine bize bir sağ gösterip sol vurmuş anlaşılan. Fellini filmlerini bitirdikten sonra bir daha izlemiyormuş, biliyor musun? Doğru mu bu? Doğru. Montajını bitirdikten sonra tek başına salonda izlermiş filmlerini. İkinci kez izlersem bir sürü hata bulurum dermiş. O yüzden de bir daha izlemezmiş. Hatta festivallerde de izlemezmiş. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandığında bile salona sadece tören için gelmiş ve filmini izlemeden tekrar gitmiş. Ben tabii çalıştığı oyuncuların yalancısıyım. Ben çalışmadım Fellini'yle ama onlar Fellini'nin gamsız olduğunu söylüyorlar. Yani filme başlarmış Fellini ama keyfi gelince çekermiş. Nasıl bu işin prodüksiyonu, ne oluyor acaba? Neyse ki bizim yönetmenimiz böyle şeyler yapmıyor da yayına zamanında yetişiyoruz efendim. Yönetmenim sevgiler, saygılar. Bizim yönetmen moda girdi ama bak. Yalnız selam verirken flu'ya düştünüz yönetmenim. Flu demişken Fellini flu sahneler çekmek için ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş? Flu görüntü elde edebilmek için objektifin üstüne vazelin sürüyormuş. Dahice. Ve figüranları da o mesleğe sahip insanlardan seçiyormuş. Mesela bir berber oynatacaksa gerçekten berberin kendisini oynatıyormuş berber rolünde. Mesela bir berber bir berbere... Gel beraber Fellini de oynayalım demiş. Mesela. Ama gamsızlığı dışında aslında Fellini çok çalışkan bir yönetmenmiş. Karikatüristliğinin etkisiyle olsa gerek filme başlamadan önce karakterlerin kostümlerini, dekorlarını, bütün eskizini çizermiş biliyor musun? İşte sana güzel bir anekdot daha söyleyeyim mi ben? Söyle. Söylemeyeceğim. Peki. Neymiş o? Fellini bir filme başlamadan filmdeki karakteri çizer, o çizime uygun oyuncular ararmış. Ve filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olan Marcello Mastroianni, ilk gördüğünde tam aradığım insansın, yüzün o kadar boş ki insan her şeyi okuyabiliyor demiş. Ne kadar değişik. İltifat mı bu yoksa hakaret mi? İltifat olsa gerek ki sonra uzun yıllar beraber çalışmışlar. Roma ve Rimini biliyorsun onun yaşadığı ve doğal pilotası olan şehirler. Birçok filmi bu iki kentte çekiyor ama Fellini'nin Roma aşkı biraz başka galiba. Fellini'nin çok sevdiği Roma kentine adadığı film için şunları söyler. Hazır mısın? Hazırım. Bir kent bir insana benzer ve ona sınırsız tanımlama biçimleri olabilir. Roma kusursuz bir kadındır, birçok kadındır. Onda bir anne, bir sevgili yanı vardır. İdeal bir annedir ama ilgisizdir. Çünkü çok çocuğu vardır, hiçbiriyle meşgul olmaz. Seni karşılar, kucaklar ama gitmek istediğinde de özgür bırakır. O sonsuza dek işletebileceğim bitmez, tükenmez bir maden gibidir. Roma şehrinin İstanbul'a çok benzediğini biliyordum da bu kadar benzediğini Fellini'nin ağzından duymamıştım. Bu kadar aşık olması bir şehir olduğunda fark etmemiştim. Bu bağlamda... Hangi bağlamda? İşte şimdi onu bağlamaya çalışıyordum çünkü artık yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Bu bağlamda Fellini filmlerindeki gerçekle hayal arasındaki yolculuk yalnızca insanın varoluşuna bir ayna tutmasıyla değil,
kendi varoluşu üzerine düşünmeye teşvik etmesi açısından da çok önemlidir bence. O gerçeküstü bir karnaval havasını keskin toplumsal eleştiriyle birleştiren benzersiz bir sinema dili yaratmıştı. Fellini filmleri hem anlatım hem de biçim olarak uzun bir karnavalı betimler ve bu karnavalı izleyiciyi ortak eder. İzleyicisi Fellini'nin zihinsel karnavalının içinde gezerken kendisini bambaşka dünyalarda bulabilir. Evet efendim, bu karnavalın son Oscar'ı yaşam boyu başarı Oscar'ında ölümden kısa bir süre önce alır Fellini. Ne kadar güzel bir şey. Yine aynı şeyi konuşacağız ama ölmeden önce değerinin bilinmesi. Evet. Ve 31 Ekim 1993'te eşi Giulietta ile 50. evlilik yıl dönümlerini kutladıktan bir gün sonra kalp krizi sonucu hayatını kaybeder Fellini. Evet efendim, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümün konuğu Federico Fellini'ydi. Bir sonraki kısa bir arada başka bir konukla karşınızda olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.